Evet arkadaşlar, bir önceki derste şurada bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu kaçırmış olmayalım. Şurada bahsettiğim tekli yorum satırları ve çoklu yorum satırları sizin çıktı ekranınıza, yani yazdırdığınız zaman veya çıktısını aldığınız zaman çıkmayacak. Sadece bunlar kod bloğunda bulunacaklar. Yani kod bloğunu gören insanlar yorum satırlarını görecek. Çıktı ekrana yansımayacak. Bunu düzeltmek istiyorum. Bir diğeri ise şurada isimler kullanılırken sayı kullanılamaz diye telaffuz ettim. Sayıyla başlayamaz ifadesini kullanmam gerekiyordu. Çünkü sayıyla başlayabilir ama içerisinde mesela 5 alt tire 7 gibi böyle kodlayabileceğiniz şekilde olduğu zaman olabilir. Ama tek başına bir sayı olamaz. Dolayısıyla hani rakam kullanabilirsiniz içerisinde ama sayıyla başlayamaz. Mesela Fatih 5 yapabilirsiniz, Fatih alt tire 5 yapabilirsiniz gibi. Bunları düzeltmek istedim. Bunları düzelttikten sonra da bir sonraki dersimizi hemen geçelim. Matematik operatörleri kısmı. Şimdi az önce gösterdiğim matematik ve sayılarla alakalı burada ayrıntılara ineceğiz. Toplama işlemi yapacağız. Hemen onu da şuradan yapalım. Yine tanımlamalarımızı yapalım. A'ya 8 diyorum. B'ye 5 diyorum. C'ye de 3 diyelim. Bunların toplamasını yapacağız. A artı B artı C dediğimizde bu işlemi yapacak. Bir D tanımlayalım. D eşittir A artı B artı C dediğimizde D'yi yazdırdığımızda çıkacak. Sonra A artı B artı C artı D dediğimizde iki katını çıkaracak gibi toplama işlemleri yapabiliyoruz. Float değerleri de toplama çıkarma yapabiliyoruz. I eşittir 3.14 J eşittir 5.5 diyelim. Sonra I artı J. Klavye özürlüsü oldum. Klavyeyi değiştirdim. Ellerim hiç çalışamadı. 8.64 gibi böyle bir rakam çıkarttı. İşlemlerimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Float değerlerde de. On işte integer değerlerde de. Basit toplama işlemi. Her zaman olduğu gibi burada bir değişiklik yok. Çıkarma işlemi de aynı şekilde bir değer veriyorsunuz. Bu değerleri birbirinden çıkartabilirsiniz. Sonra bir burada D işaretleyip bunları ona eşitleyip de yapabilirsiniz. Az önce toplamada yaptığım gibi. Bunları önceki derste gösterdiğim için çok üzerinde durmayacağım. Burada negatif ve pozitif sayılar arasında da bir işlem yapabiliyorsunuz. Ondalıklı sayılarla alakalı da işlemler, eksi işlemler yapabiliyorsunuz. Çıkarma işlemi yapabiliyorsunuz. Toplama işlemi yapabiliyorsunuz. Çarpma işlemi de keza yine aynı şekilde değerler verip çarpma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yine float değerlerde çarpma işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada yine çoklu çarpma işlemi yapabiliyorsunuz. Bir integer'la bir float'u çarpmasını yapabiliyorsunuz. Bölme işlemlerinde yine ondalıklı sonuçlarla çıktılar alıyorsunuz. Mesela 10 bölü 3, 3.333 en sonunda 5 çıkarmış. Böyle uzun rakamlar çıkıyor. Şimdi ben bunların indirgenmesini de göstereceğim. Mesela burada tam bir bölen var ama nokta sıfır göstermiş. Bunun nasıl olduğunu da göstereceğim. Şu sıfırı görmeyeceğiz. Net bir sayı almak istiyorsak o net sayıyı çıkarma işlemini de göstereceğim. 22 bölü 7 demişiz. 3,14 gibi böyle bir rakam çıkmış. Şimdi burada matematikten farklı olarak bir şey gerçekleşiyor. Dediğim gibi bölme işlemi yaptığınız zaman sonuç ondalıklı çıkıyor. Yani float olarak çıkıyor. Bu özellik Python 3'e işlem sonucunu daha kesin bir şekilde sağlanması için konulmuş bir özellik aslında. Bunları ileride daha iyi anlayacağınız şekilde göstereceğim zaten. Peki bir sayının daha bir başka bir sayıya bölümünden çıkan sonucu nasıl buluruz? Bunun için Python 3'te şu şekilde bir operatör var. Çift slash operatörü, yani çift bölme operatörü. Buna tam sayı bölmesi deniyor. Bu operatör bir sayının başka bir sayıya bölümünden ortaya çıkan bölüm sonucunu vermektedir. Örneklerimizi hemen gösterelim. 8 bölü bölü 2 dediğimizde bakın
net sonuç veriyor. Ondalıklı değil de integer, yani float değil de integer olarak bize sonucu vermiş oluyor. Mesela tam bölenli olmasın, 15 bölü 8 diyelim. Mesela 1.875 diyor normal bölmede, ama 15 bölü bölü 8 dediğimizde bir sonucunu alıyoruz. Yani noktadan sonrasında yukarıyı yuvarlama diye bir şey yok. Noktadan sonrasını görmüyor. Başındaki rakam neyse onu bize çıkartıyor bu işlem. Burada da diğer örneklerimizde 22 bölü 7'den 3 kalmış. Normalde uzantılı olması lazım. Keza burada da aynı şekilde. İşlemleri net bir şekilde sonuç alabilmek için çift slash işaretini, çift bölme işaretini kullanmamız gerekiyor. Kalanı bulma operatörü ise bir sayının bir sayıya bölümünden kalanını gösteren bir operatör. Mesela 85 %9 diyelim. Kalan 4. Niye? 9 kere 9 81, kalan 4 gibi. Sonucun kalanını veren bir operatör. Bir integerlarla arasında, mesela değişkenler tanımladığımızda i eşittir 80 diyelim. J eşittir 90 diyelim. Sonra da j yüzde i dediğimizde, pardon, j büyük işaret kullandığım için yanlış yaptı. İyi dediğimizde sonucu 10 gösterir. 80'in 90'ından bölümü kalanı 10'dur zaten. Bunda da bir şey yok. Şuradaki yanlış çıkma sebebi büyük J kullandım yanlışlıkla. O yüzden hata verdi. Dediğim gibi bu işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Kalanı bulma işlemi de bu şekilde. Yüzde işaretiyle, ondalıklı kurtulma işlemi iki bölme işaretiyle yapıyoruz. Üst bulma işlemi de şu şekilde oluyor. 4'ün üçüncü kuvveti kaçtır işlemi aslında. Şurada bir yorum yapmış hocamız. 4'ün 3'ü, üçüncü kuvveti demek istemiş. Bunu da 4 çarpı çarpı 3 dediğimiz zaman kökünü buluyoruz. Yani şeyini, üstünü buluyoruz. Üst bulma işlemi de çift yıldız işlemiyle yapılıyor. Mesela şurada 0,5 ile böldüğünüz zaman, yani çarptığınız zaman daha doğrusu, kare kökünü almış oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki kare kök 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 de 0,5'tir. Burada onu öyle bir göstermenizin manası yok. 0,5 dediğiniz zaman mesela 64'ün üssü 1 bölü 2 olduğu zaman onun kare kökünü almış oluyorsunuz. Aslında matematik bilmeniz şart bu işleri bir yapabilmeniz adına. Bunun kare kökünü bulmak için bir 0,5 kullanmanız gerekiyor. O da 8 çıkmış. Sonucu bulmuşuz. İşaret değiştirmede yine matematikteki operatörler gibi, matematikte nasıl kullanıyorsak o şekilde kullanıyoruz. Mesela A'yı burada 4'e tanımladık. 4'ü A'nın karşısına eksi yazıp sonucunu aldığımızda eksi 4 olarak karşımıza çıkıyor. B eşittir eksi 10 üçgen, eksi B yaptığımızda yine 13 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Matematik işlemleri günümüzde nasılsa Python'da da o şekilde görünüyor. Sadece işaretleri nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yukarıda çok kullanacağımız, karşımıza çıkacak, en çok çıkacak operatörleri kullandık. Bunların fazlası da var. Onları ilerleyen zamanlarda kendiniz de denk geleceksiniz, zaten göreceksiniz yaparken. Operatörleri beraber kullanma ve işlem sırasında yine matematikteki usul geçerli. Parantez içi her zaman önce yapılır. Çarpma ve bölme her zaman toplama ve çıkarma işlemine göre önce yapılır. İşlemler soldan sağa doğru değerlendirilir. Ancak buradaki işlemleri ezberlememize hiç gerek yok. Kafamızı karıştığı yerlerde de işlemleri parantez içerisine almak hayat kurtarır. Zaten hani işlem yaparken parantez içerisine alıp kendi kafanızdaki karışıklığı da programın da doğru çıkması adına yapabilirsiniz. Burada mesela sıralı bir şekilde yapılmış ama matematik işlemlerine göre işlem yapmış. Ama burada mesela aynı sonucu vermiş. Tırnak içerisine aldığınız, şey parantez içerisine aldığınız zaman sonuç yine aynı çıkmış. Yani Python bunu yine düzeltiyor. Ezberlememize gerek yok ama biz kendi kafamızdaki karışıklığı gidermek adına parantez kullanabiliriz. İşte matematik operatörleri aslında bu kadar. Bol bol tekrar yapmanızı öneririm. Bol bol tekrar yapın.
Bittikten sonra da artık sıkılacak seviyede, diyeceğiniz seviyeye geldiğiniz zaman Citrix'lere bizimle geçiş yapabilirsiniz. Örneklerinizi kendi halinizi kendiniz yapmaya çalışın. Bu noktadan sonra da Visual Studio Code veya PyCharm arasında bir tercih yapın ve ikisinden birini indirin. Ve çünkü bu derslerden sonra ben PyCharm üzerinden size anlatacağım, ama ben PyCharm'dan anlatıyorum, Visual Studio Code'da kafam karışır diye düşünmeyin. Çünkü Visual Studio Code'da da aynı sonuçlar çıkacak, PyCharm'da çıktığı gibi. Dolayısıyla ben size bir sonraki derste stringleri anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın.